yılda e, bu e, içerisi yöneltilen suçlamaların bu olduğu ortaya çıktı ve bir yandan da HDP kapatılsın çağrıları da var. Şimdi tüm bunlar ışığında önümüzdeki günlerde mecliste bizi neler bekliyor diye e, sizden e, yorumunuzu almak isterim. Şimdi önümüzdeki günlerde bence HDP kapatılmasını e, iktidarın büyük partisi AKP sıcak bakmıyor o belli. E, kapatılması pek işlerine gelmiyor. Hı hı. Peki fezlekelerle düşürülüp de ee, erken seç, yani şey seçim ara seçime gitmek içine gelir mi? Bu tartışılabilir konu ama bunun imkanı var mı? O kadar hızlandırılmış bir e, yargılama süreci, yargıtay onayı falan biraz zor. Yani fezlekelerle düşürülmesi, evet. yargı sürecinin başlaması ve bunların mahkum olup milletvekillerinin düşürülmesi ve Türkiye'nin ara seçime gidip orada başka bir politika izlemeleri de 2023'ün hani 2022'ye kadar yapacaklar çünkü bir yıl kala da ara seçim olmadığına göre o da değil. Peki evet. mesele ne? Mesele tamamen Türkiye'yi bakın buraya kitleme meselesi. Hı hı. Tamam. Yani Türkiye'nin biz başka şeyi konuşamaz hale geldik. Evet konuşamıyoruz. E, herkes söylüyor bu 128 milyar dolar meselesi. Şimdi kayıtlarda olmayan bir parayı konuşamıyoruz. Kayıtlarda oldu olmayan bir paranın ne, ne şekilde Buna verildi, evet. buna verildi, piyasaya verildi. Bunun Ama yanı sıra sorulan sorularda evet. Çıkış kaydında olmayan bir parayı konuşamıyoruz. Neye geldik? Bakın bundan 6,5 yıl önce söylenen sözler konusundaki fezlekeler var. 6-8 Ekim olayları için. E, o tarihte söylenmişse niye 3 ay, 5 ay, 6 ay, 1 yıl, Bu 2 kadar yıl sonra bekledi, savcılar... Evet harekete geçmedi. O zaman bu dava siyasi dava. Evet, Şimdi peki, dediniz ki İyi Parti CHP nasıl davranmalı? Bence şöyle davranmalı. İkisi de oturup demeliler ki demeliler ki bu dava siyasi bir davadır. Ona göre tavır almalı. Hı hı. Şimdi daha detaylı konuşacağız Mehmet Eskan ama Saygı Öztürk'e de söz vermek istiyorum. E, HDP kapatılabilir çağrıları ve bu fezlekelerin hı hı. içeriği konusunda aslında bir kapı araladık. E, Saygı Öztürk siz neler söylersiniz? Fatma Nur, önce şunu söylemek lazım ki parti kapatma diye bir olay asla söz konusu değil. Neden? Öncelikle şunu söyleyelim. Anayasamızın 68. maddesi var. Onu okuyalım. Onun dördüncü fıkrasında der ki siyasi partiler tüzük ve programları, eylemleri, devletin bağımsızlığı, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, eşitlik, hukuk devleti ilkelerine, millet egemenliğine, demokratik layık cumhuriyeti ilkelerine aykırı olamaz. Sınıf ve zümre diktatörlüğünü ve herhangi bir ...diktatörlüğü savunmayı ve yerleştirmeyi amaçlayamaz... ...suç işlenmesini teşvik edemez deniliyor. Ve 69. maddesinin 6. fıkrasında da... ...bir siyasi partinin 68. maddenin 4. fıkrası... ...hükümlerine aykırı eylemlerden ötürü temelli kapatılmasına... ...ancak onun ve nitelikleri, fiilleri işlendiğinin... ...odak haline geldiğinin belirlenmesi durumunda... ...mümkün olabiliyor. Hı. Evet, siyasi partiler hakkında dava açılabilir. Bunda bir sorun yok ama şunu unutmak daha unutmamamız gerekiyor. Siyasi partiler kanunun 108. maddesinde göre kapatma davası açıldıktan sonra parti yani HDP'yi örneğin kapatma davası açılsa bile ertesi gün HDP ben kendimi kapattım deyip bir gün sonra da e, yine HDP ismiyle yeni bir siyasi parti üstelik de aynı amblemle kurabilir. Bakın öncelikle bununla ilgili hiçbir e, sorun yok. Hı. Çünkü bununla ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'nin Siyasi Partiler Kanunu'nun 108. maddesinde yaptığı değişiklik var. Var. Daha önce bir siyasi partiyle ilgili dava açıldığı zaman sonuna kadar bu dava devam eder. Kapatma davası sonuçlandırıldı. Oysa günümüzde ve bu siyasi partiler yasasının 108. maddesinde yapılan değişiklikle bir siyasi partinin kapatılmasıyla ilgili dava açılabilir. Ama ertesi gün siyasi parti adına, ablemini hatta aynı ablemle bile yeniden kurulabilecek. Çünkü ayrı bir şahsi hükmiyet kazan, tüzel kişilik kazanıyor. Ayrı bir tüzel kişilik kazandığı için de böyle bir yol var. Bakın 2010 yılında yapılan bu değişiklikten sonra Türkiye'de hiçbir siyasi parti kapatılmamıştır. Zaten Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri bu durumu bildikleri için bu konular üzerine fazla gidilmiyor. Yoksa 2010 yılından bu yana yasalarımızda veya siyasi partiler içerisinde Kapatılmaya gerektiren birçok adımlar atılabilir atılabilirdi ve e, günlerdir haftalardır hatta aylardır konuşulan HDP'nin kapatılması için şu yapılsın bu yapısın ama hiçbir adım atılmamasının asli nedeninin bu olduğunu ifade etmek gerekiyor. Yani e, Türkiye parti kapatılacak işte HDP kapatılacak sözlerinin tamamen boş sözler, içi boş, hiçbir anlam ifade etmeyen sözler olduğunu eğer birazcık anayasa, birazcık kanunlarda yapılan değişiklikleri takip eden herkesin bile... bile eklemek istiyorum evet. ben. Peki. Ee, bir de tabii Hı, izin buyurun. versen bir cümlede e, cezaevlerinde biliyorsunuz İmralı cezaevine gidiş de sorun olmuş yani bu konularda hep gündeme getiriliyor fotoğraflar. Ben İmralı Adası'na, Abdullah Öcalan'ın duruşmalarına defalarca giden bir gazeteciyim. İnanınız adaya gideceğimiz zaman şöyle olur zaten bütün kimlik kartlarınız, her şeyiniz üzerinizde bozuk para dahil, kalem dahil, defter dahil hiçbir şey alamadan gidebiliyorsunuz. Dolayısıyla orada e, gittiğiniz zaman yine sıkı kontrollerden geçtikten sonra ancak bize bir kurşun kalem, işte birkaç sayfa not kağıdı veriyorlardı. Onun dışında bir şey vermiyorlar. Milletvekillerine de Yine aynı şekilde orada eğer not tutuyorsa milletvekillerine verilen notlar orada verilen kurşun, kalem ve kağıtların dışındadır. Ee, orada yazılan her şey aynı zamanda e, kamu görevlilerinin yani cezaevi yetkililerinin e, yine güvenlik birimlerinin yetkililerinin kontrolü altında yapıldığında. E, hmm. Dolayısıyla eğer İmralı'ya bir takım mesajlar gittiyse tamamının önce devletin bilgisi dahilinde olduğunda ifade etmemiz gerekiyor. Evet. Peki bir de... E... Türkiye hangi koşullarda ara seçime gidebilir? Ara seçimle ilgili bir yine gündemimiz söz konusu. Mehmet Eskan, ara seçime gitme söz konusu olabilir mi? Ya da hangi seçim, hangi durumda biz ara seçimi görebiliriz? Şimdi ben ara seçimi biraz zor görüyorum. İktidar bunu dener mi? Ne yapacak? Güneydoğu'da veya Güneydoğu ağırlıklı bir ara seçim pek işine gelir mi bilmiyorum. Bir de zaten ara seçime gitmesi için belli bir sayı tutturması lazım o fezlekelerden sonra o yargıların yargılamaların bitip yargıtayın bunu tamamen onaylaması onun gelip mecliste okunması falan Hı -hı. gibi bir süreç var. Şimdi 2022 yılına kadar bu işlerin bitirip giderse bu iktidar bundan ne sağlar onu bilmiyorum ama orada bir başka bir planı varsa yani o önce bir orayı deneyeyim, oranın üzerine yükleneyim orada e, her şeyi kontrol altına alayım, Hı -hı. E, sandıklar ve seçmen dahil sonra bakayım deriz ne diyor sorusunu bilemem ama bu, bu, böyle bir kötü ve tehlikeli bir senaryo ona da tahmin veremiyorum. Peki iktidar ama bu bunu ben, ister mi? Ben, İsteme, ya yani şu anda ara seçim ki istemez. Nasıl Hı -hı. ara seçim isteyecek? Kendi şimdi daha üç gün önce yani iki ay, 3 ay önce faizi yüzde on çıkardı. E, doları gene tut, tutturamıyor. Nasıl evet. isteyecek ki? yani piyasa öyle bir güvensizlik, öyle bir kadar güven yok ki ortalıkta. En ufak bir hamlede bakın Amerika'da tahviller yüzde bir buçuktan, bir üçten, bir altıya çıktı. Bizim içerimiz karıştı. En çok darbe yiyen ülke listesinde birinci sıra Türkiye'ye geldi. ya yani, Türk insanı kendi parasına güvenmiyor. Türk insanı artık bu iktidara güvenmiyor. Sen faizde yükselsen, ha diyor ki demek bu böyle olma Üç gün sonra başka bir şey yapar. Sabah bir uyanarım diyor, bambaşka bir Türkiye ile karşı. O herkes kendini sağlam bir demire bağlamak istiyor. Sağlam demir olarak da kimi altını, kimi euroyu, kimi doları görüyor. Evet. Faiz bile artık tatmin edici bir şey olmadı. Bu ortamda biz nasıl yatırım yapılacak, nasıl istihdam artılacağı bambaşka bir konusu ya üç kuruş parası olan diyelim ki lokantası var. Ya işler güzeldi işte e, açıldı artık pandemiden sonra izinden çıktı. Bir masa daha ekleyeyim demiyor. Hı -hı. Boş ver bir masa diyor. Cebimde 100 dolar, 100 dolarlık para varsa ben bunu yabancı da altında tutayım, euroda da tutayım demek istiyor. Yani o kadar sıkıştı ki Türkiye. Şimdi çıkış yolu bulamıyor. Bakın olacak iş miydi? Bir AV'deki tahvillerin biraz yükselmesi bizi burada allak bullak etti. 7 liradan 7.40'a çıktı. Bu ne bir bizim evet. için hani çok önemli değil. Ama bakın ihracat ve ithalat yapan, fiyat veren, üretim yapan insanlar için ne kadar önemli bir şey. Peki, bu kriz sabah nasıl attı, atlatılır başla. Mehmet Eskan, Yani bu e, bir ekonomik darboğazın içerisinde olduğumuz artık e, tüm kesimlerce hissedilen e, bir gerçek oldu. Peki e, bu kriz nasıl atlatılacak? Bu krizin bir tek çözümü var. Tek bir çözüm var. Bir aslında iki çözüm var. Hı. Bir tanesi tabii biraz hayali bir şey. Yani bu iptal tamam diyecek. Teslim oldum diyecek. Ben diyecek artık bundan sonra piyasanın kurallarını uyguluyorum hukuk diyeceğim, adalet diyeceğim, elimi piyasadan çekeceğim. varlık fonu diye bir fonu lave ediyorum, hepsini denetimi açıyorum veya kalsa bile denetimi açıyorum. Merkez Bankası'nın bağımsız olduğunu bin kere anayasa maddesi haline getiriyorum. Yemin billah ediyorum. E, IMF'le oturuyorum. IMF bakın burada IMF'in. Hepimiz IMF'i bir şeytanlaştırdı bu iktidar. IMF'in biz ...icra kurulunda olan bir şeyiz. Şimdi IMF'in özelliği şu... ...geldiği zaman bir takım kurallar uyguluyor sana. Böyle bu kurumlar... ...bağımsız olacak diyor. Hı hı. Şimdi Merkez Bankası diyor... ...BDDK işte bankacılık... ...finans kuruluşları, enerji piyasası... ...şu bu. Şimdi onlar... ...bağımsız çalışacağını ve bunu denetliyor. Şimdi bunu denetlediği için... siyasi iktidarda sen bunlara karışmayacaksın diyor. Sen... Merkez Bankası'nın izlediği politika o yukarıdan emir ver, indir faizi, çıkar faizi, sat doları, al doları diyemezsin diyor. Şimdi bunu ya buna teslim olacaklar. IMF'in böyle bir özelliği var. O evet teslim olduğu zaman IMF garantisiyle bakın 2001 krizinde biz bunu yaşadık. IMF garantisinden sonra yabancı sermaye giriş açmasında 20 artsın diyelim. Şimdi o böyle bir para gelse ve doğru harcansaydı Türkiye şu andaki pozisyonda mı olurdu? Olmaz ama evet. Türkiye ideolojik biz biz IMF'e para veririz. Ya IMF sen zaten IMF'in ortağısın. Niye herkesten bir şeyler istiyor? Senden de isteyecek. Yani evet. Türkiye'yi IMF düşmanı veya şey yaptı. Çıkış yolu, ikinci önemli bir çıkış yolu var. Bunu yapacaklar. mı? Ben yapacaklar inanmıyorum. Çünkü bizim yaptığımız zor diyorlar. Hı hı. İkincisi e, hemen şeye e, halkın önüne bir sandık koymaktır. Bu neyi getirir? Bu şunu getirir. Bu iktidar yani iktidar dediğimiz bir kişi zaten hı hı. Sayın Tayyip Erdoğan kazanırsa güven oyu almış.